Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Fener'in maçı var 29 Aralık. Yılın son derbisi, son resmi maçı. İnşallah Fenerbahçe bizim kazanarak taraftara süper kupa hediye edeceği ve psikolojik olarak da rakibi rahatsız edeceği maçın gününe hoş geldiniz. İçinizde hissi bir skor tahmini var mı? Hani hocam hissediyorum içimden ya da ne bileyim rüyasını gördüm. İşte kaynanam dedi ki böyle, görümcem dedi ki böyle, eltim dedi ki şöyle falan filan. Var mı bir skor tahmininiz? Çünkü İsmail Kartal'ın açıklamalarıyla başlayacağım. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde Suudi Arabistan'da basın toplantısı düzenledi. Biliyorsunuz her iki takımın da Teknik Direktörleri basın toplantısı düzenledi. İyi bir futbol ve iyi bir oyunla 2023 yılını kapatmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum oynadığımız oyunu rakibimize hissettirebileceğimizi düşünüyoruz demiş. Dün sevgili İsa Akın'la görüştüm. İsa izliyorsan selam olsun. Baki abiye falan da selam söyle. Arkadaşlara da selam söyle. İsa da ben de aynı şeyi söylüyorum. Fenerbahçe bu sezon oynadığı bu baskın oyunu sahaya yansıtamadı. Ya yani Sürekli top şişirme derdinde hani anlaşsak maçı berabere bitirelim. Aman gol mol olmasın diye anlaşsak bu kadar olur. Öyle bir maçtım. Son oynadığımız maçta iyi bir stra... son oynadığımız maçta bir strateji vardı. Uzun soluklu lig maratonu kendimize göre planlarımız vardı. Maçı kazanmak için bir ilk 11 sahaya sürdük. Hücum opsiyonları yüksek oyuncularla başladık. Nispeten doğru. Yani arkadaşlar bak birbirimizi kandırmayalım. Cengiz, İrfan, Şimanski, Tadic, Ceko artı artı yani. Kanatlarda Ferdi'nin olsaydı düşünce 7 tane falan Ofansif oyuncuyla başladık. Doğruya doğru. Baktık ki ilk devre tam anlamıyla istediklerim çıkmıyor. İkinci yarı takımın daha çok sertleşmesi ve dinamizm katmamız gerektiğini düşündük. İlk hamleyi 46'da yaptık. 67-68'de King'i aldık ve maç bizim tamamen elimize geçti. Bak burada aslında ben Joshua King ile başlamayacağı görüşündeyim. Ama şu cümleler İsmail Kartal'ın şu cümlesi Joshua King ile başlayacağı gibi bir izlenim uyandırdı bende. İki tane yüzde yüz pozisyonumuz var. 2 üç tane de son paslar olmadı maalesef. İlk yarı vasat. Belki vasatın altında oyun oynadık. Ama mücadele gücümüz yüksekti. Galatasaray'ın mücadele gücü yüksekti. Onlar biraz daha 1 iki pozisyon duran topla üstümüze geldiler. Ama ikinci yarı reaksiyon gösterdik. Mücadele ve oyun anlamında biz rakibimizin üstüne gittik. Bunlar derbi maçları. Kazanmak isteseniz de stratejiler önemlidir. Bizim stratejimiz kazanmak. Kazanamıyorsak kaybetmemekte. Anladınız mı? Ben bunu maçtan hemen sonra size söyledim. Fenerbahçe'nin stratejik kazanmak, kazanamıyorsan kaybetmemek. Bu uzun soluklu bir maraton. Siz de takdir ederseniz ki 55-60'dan sonra rakip oyuncular sürekli yere yattı. Oyun hızımızı kestiler. Hakem de buna yol verdi. 53-54 dakika olan oyun oynama süresi ligde maçta 43 dakikada bitti. Oyunu yavaşlatan sürekli Galatasaraylı oyunculardı. Biz beraberliğe üzüldük. Yani rakip oyuncular sürekli yattı. Bak biz beraberliğe üzüldük diyor. Hani açıkçası e, taraftar aynı şeyi düşünmüyor. Fenerbahçe'nin beraberliğe sevindiğini düşünüyor. Onu da belirteyim. Yarınki maçta full kadro çıkacağız. Bu maçların motivasyonu hep yüksektir. Beka yok yalnız ama. Benim çok bir şey söylememe gerek yok. Ama bir şey de söyleyeceğim. Kendimize yakışır bir oyun oynamak istiyoruz. Güçlü oyunumuzu nasıl bugüne kadar gösterdiysek yarın da göstermek istiyoruz. Onlar da çok iyi takım. Biz yarın maçı kazanmak ve kupayı alarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. 9 yıl önce süper kupa kazandım. İlk Fenerbahçe teknik direktörlük döneminde. O sene liderdik. Şampiyon olmamız gerekiyordu. O sene liderdik. Şampiyon olmamız gerekiyordu. Onu da hak ettiğimizi düşünüyorum. Malum olay olunca orada da önümüz kesilmişti biliyorsunuz. Kurşunlanma olayı oldu. Şampiyonluğumuz elimizden alındı. Biz vermedik. İnsanlar unutuyor ama ben unutma unutturmak istemiyorum. Hala failler bulunmadı. Güzel bir saha var. Kupayı tekrar kazanmak camiamızı mutlu etmek istiyorum diyor. Bu basın toplantısı ortak düzenlenecekti. Niye böyle oldu? Bu konuyu Sayın Başkanımız, kulüp yöneticilerimiz karar veriyor. Hani kulüp ne karar verirse uymak zorundayız. Bunun nedenlerinin için olduğunu herkes araştırmalı. Neden böyle bir karar alındı? Kulübümüzün kararının arkasındayım diyor. Doğru. Fred çok iyi bir oyuncu. Kariyerli bir oyuncu oynadığı zaman birçok şey katıyor. Diğer bütün oyuncularımız değerli. Fred olmayınca zorlandık. Bu da bir gerçek. Fenerbahçe'de çubuklu formayı giyen her oyuncu değerlidir diyor. Samet Akaydın kamp kadrosuna yer almadı. Göndermek, Samet'i göndermek gibi bir şey yok. Kendisini kadroya almadım. Bu kadar. Hani Benim tercihim diyor. 6 numarada kim oynayacak daha karar vermedim. Bu akşam karar vereceğim. Kafamızda maç oynadınız mı? Penaltılara kalacak mı? Onu dün çalıştık diyor. Uzun. Kısa. Bir şekilde konuşuyor. Arkadaşlar benim gol vardı. Çok güzel bir köşe yazım vardı. Bilmiyorum okudunuz mu? Hani ben e, kimseyi sıkıştırmıyorum. Yanlış anlamayın buradaki, YouTube'daki videoları izlemeniz, beğeni atmanız falan son derece hoş, son derece takdire şayan bir hareket. Ancak Golvar'daki yazımda bence çok güzel bir içerik vardı. Dedim ki günlerdir, haftalardır beklenen maç geldi, çattı. Kadıköy'deki maç önce Galatasaray Kongreyesi Mehmet Büyükekşi ve Galatasaray Kongreyesi Yusuf Günay'ın sinsice planlamaları işe yaramıştı. Galatasaray kaleci eksiğine Sivas Tepkosman'a gidecekken 3 az oyuncusu eksik kara Gümrük'te oynayıp zar zor güç bela bir sıfır kazandı. Fenerbahçe Birincilikte maçlar kaydırılırken Süper Lig'de Galatasaray kazansın diye ertelendi. Fenerbahçe Fred Mert Hakan'dan oldu. Yani Fenerbahçe'nin %50'si olmayan Fred derbide de oynamayacak. Plan kusursuz. Bütün bunlar eşiğinde bir de maça Galatasaray aşığı hatta sempatizan Arda kardeşler atandı. Hani işe de yaradı. Süper Lig'den çok faul çalınan maç oynandı. Zira Galatasaray sertlikle sınır tanımıyor. Nasıl sakin sarı vermiyor diye 26 faulle maçı tamamladı. Hani bunları anlattım arkadaşlar. Kritik pozisyonlardan falan bahsettim. Ama şu cümlelerim özellikle. Elbette değişiklikleri konuşuruz. İsmail Kartal belki de cesur olmadı diye eleştiririz ama bir yerde de hak veriyorum. Düşünsenize. Fred olmadık yere cezalandırılmış. Stoperinin biri sol bek. sağa açıkta mecburen kendine gelmesini umduğun Cengiz'i oynatıyorsun. 8'de zoraki olarak İrfancan Can Kahveci ile oynuyorsun. Şimanski Tadiç sahada yok. Hakem senin her atağını daha başında kesiyor. Gol ayağın Ceko koşuyor, coşuyor ama top ona gelmiyor ve yoruluyor. Rakip oyuncular küfür etse de vursa da kart yemiyor. Bir yerden sonra kafanda şimşekler çakar. Bunlar bana da burada kaybettirmek için film çeviriyor dersin. Yapacağın hamle değişir. İsmail'i alıp İrfan'ı sağa çekmek dışında elinden bir şey gelmez. Oyunda olmayan tadı çıkarıp Joshua King alırsın. Eğer kulübede Lincoln olsa, olabilse, Şimanski'yi yerine onu alırsın. O derece. Ha, Moralli Batşuay'ı oynamadı diyorlar ama Batşuay Kayseri'de kötüydü. Sadece şansı yaver gitti. Anlayın bunu. Umut Nair malum. Asola Emre Mor, Forvet arkası King falan deneyebilirdi. Ama vardır bir bildiği derim. Maç son açıklamalarına baktığınızda oynatmamak üzere sistem kuran ve hakemin ciddi yardımını alan Okan Buruk diğer maçtan endişelendiğini gösterirken İsmail Kartal Fred'in dönüşünü yapacaklarını anlatıyordu. Ya umarım ben bu maça yabancı hakem atanır. Adil yönetilir dedim ama Galatasaray cephesi yabancı kim istemedi arkadaşlar. Yani ısrarlı bir şekilde Fenerbahçe olarak biz tekler açtık çalışmalar başlattık ama olmadı. Şimdi korkan taraf kim? Hepiniz biliyorsunuz. Icardi Fenerbahçe'nin golcü ismi Edin Ceko. Icardi konusunda falan basın toplantısı yaptı. Takım olarak iyi durumdayız. Geçen sene Inter'le burada Milan'a karşı bir kupa kazanmıştım. İki iyi takımın mücadelesi olacak. Umuyorum ki Kadıköy'deki oyunumuzdan daha iyisini oynayacağız diyor. Çok uzun bir kariyere sahibim ve birçok kupa kazandım. Ancak kaybettiğimde birçok kupa var. Futbol böyle bir şey. Umarım Fenerbahçe'de yarın ilk kupamı kazanırım. Biz neyi beklediğimizi biliyoruz. Galatasaray'a saygı duyuyoruz. Ama maça iyi hazırlandık. Umarım en iyimizi ortaya koyup alırız diyor. Tek isteğimiz kupa diyor Edinceko. Icardi ile arasında yaşanan olaylarla ilgili de diyor ki Mauro ile ilgili olarak sahada olan sahada kalmalı. Mauro'yu İtalya'da da tanıyorum. İnsanlar maalesef aramızda bir problem varmış gibi yansıtmaya çalışıyorlarmış ama öyle bir şey söz konusu değil. Sahanın içerisinde çok fazla duygu vardır. Bu duygularla hareket edersiniz. Bu duygularla mücadele edersiniz. Bu olaylar futbolun bir parçası. Her futbolcu kazanmak ister. sahada olan sağda kalır. Arkadaşlık devam eder diyor. Ekstra motivasyona ihtiyacımız yok. Hepimiz hazırız. Motiveyiz. Tek isteğimiz bu. Motivasyonla beraber kupayı kaldırabilmek. Yani şu şeyden bahsediyor. Prim Prim.exe var ya. Ondan bahsediyor. Açıklamalar bitmiyor. Ali Koç'un da açıklamaları var. Doğru atama yabancı hakem kullanılmasıydı diyor. Bir şey söyleyeyim virgülüne kadar katılıyorum. Doğru atama yabancı hakem olmalıydı. Madem bu kadar hakemlerin üstünde baskı var, stres var. Bu maçları kimse yönetmek istemiyor. <laughs> Ali Koç direkt açıklamalara geçelim. İnşallah Allah'ın izniyle başarılı olup kupayı alıp gelmek istiyoruz. Her final oynayan takım gibi iştahlıyız, arzuluyuz, umutluyuz. İyi olacağını düşünüyoruz diyor. Son iki haftada Türk Futbolu'nda yaşananlara dair açıklamalar yapıyor. Kupa'da sonuç ne olursa olsun hem bu kupa süreci hem de son iki haftada Türk Futbolu'nda yaşananlar Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemler konusunda zikzak çizerek ortaya koymuş olduğu bir duruş var. Önümüzdeki iki hafta içinde her şey daha da netleşecektir. Ancak bütün bunlarla ilgili bizim yapacağımız açıklamalar var. Türk Futbolu'nu temsilen gidiyoruz. 5 yıllık bir proje düşünüyorlar. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu projeyle ilgili de duruşumuz. Ve bütün süreci de artık anlatma ihtiyacı duyuyoruz. Belirttiğim gibi kupada sonuç ne olursa olsun bizim anlatacağımız şeyler var. Çünkü şu gidişattan ve süreçten hiç memnun değiliz diyor. Baya da konuşacak Ali Koç. Aynı zamanda Türk futbolunun marka değeri itibarını düşünüyorsak bizlerin performansı kadar hakem kadrosunun performansı da çok büyük önem arz ediyor. Süper Lig, Alt hani bir iki takım dışındaki o takımlar malumunuz herkes hakem performansından, atamalardan düşük performanstan verilen verilmeyen maçlardan verilen verilmeyen performans notlarından rahatsız. Ama herkes bu konuda rahatsız ise demek ki ortada çok büyük bir problem var. Ancak iki hafta evvel Ankara'daki maçta yaşanan talihsiz olaylardan sonra sanki problemler hiç yokmuş gibi hakem sorunu yokmuş gibi bir tavır takınılmış vaziyette. Bizler Kulüpler Birliği'nin neredeyse birkaç takımı hariç herkes bu konudan rahatsız. Federasyonumuzun bize söyledikleriyle bundan sonra yapacaklar arasında bir tutarlılık olacak mı olmayacak mı bağacağız diyor. Bakacağız. Benim amcam Mezirköp İlçe Başkanı Duran Kaya diyor. Bakacağız diyor Ali Koç. Bize göre buraya atanan hakem doğru bir atama değil. Ama başka bir görüşe de eldeki kadro ve geldiğimiz nokta itibariyle atanacak başka hakem yok deniliyor. Ya bize göre yabancı hakem kullanılmasıydı. Hem sahada hem de varda. Federasyon da buna çok yakındı. Ancak o dediğim olay yaşandıktan sonra ne hikmetse her şey birdenbire 180 derece değişti. Değişi verdi. Belki de onlar planladı Sayın Ali Koç. Yani dolayısıyla iki takımın performansı kadar hakemin varın performansı önemli. Niye yanlış hakem diyoruz? Söz konusu hakemin geçmişte yaşadıkları, kendisine ilgili iddialar, edilenler, herkesin malumu. İnşallah bunlar gereksiz iddialardır. Biz gereksiz endişe ediyoruzdur. Hakemin konuşulmadığı bir derbi oynarız diyor. Bizler utanç verici rakamlarla bir derbi bitirdik. Neredeyse oynanan sürenin yarısı kadar topla oynandı. 45 faul oldu. Hepinizin malumu ama bundan daha önemlisi 130 küsür kez oyun durdu. Faul, taç, korner bu olacak iş değil. Ee, yurt dışında hiçbir zaman görmediğimiz fauller ülkemizde çalınıyor. Kaleciler inanılmaz süre harcıyorlar. Oyunun durmasına katkı sağlıyorlar. Hakemler buna müsaade ediyorlar. Hem çalınmaması gereken fauller hem süre harcamak isteyen kaleciler ve futbolculara verilen müsamaha gösterilen esneklik neredeyse rüzgar değişse oyuncuların düştüğü bir ortamda futbol oynanıyor. İnşallah bunları Süper Kupa finalinde görmeyiz. Oyun akışı daha Avrupa standartlarına yakın olur. Topun oyunda kalma süresi falan. Bu derbide hem takımlar hem hakemler Türk futbolunun itibarını marka değerine yakışır bir performans sergiler diye ümit ediyoruz. Tabii ki tek kişiyle tango yapılmıyor. Burada herkes üstüne düşeni yapması gerekiyor. Lig maçından çok farklı maç enerjisi, maç akışı olacaktır. Ama bunlara dikkat çekme ihtiyacı duydum. Çünkü böyle gitmiyor. İnşallah sezonumuzun ikinci yarısında bu bahsettiğim, değindiğim sorunlar minimize edilir ve hakemden çok futbolun konuşulduğu bir ikinci yar olur. Şimdilik bu kadar diyorum. İnşallah sağ salim Suudi Arabistan'a varacağız. Takımımız akşam da yapacak. Yarın da maç saatini bekleyeceğiz diyor. Arkadaşlar aslında Ali Koç çok güzel bir noktaya parmak bastı ama karşımızdaki yapı karşımızdaki oluşum maalesef atını çok güzel koşturuyor. Ya şunda bir karar kılalım. Galatasaraylılar hakemden rahatsız mı? Federasyondan rahatsız mı? MHK'dan rahatsız mı? O zaman birlikte istifa diyelim. Hayır. O zaman Galatasaraylılar hakemden kullanıyor. Federasyondan kullanıyor. MHK'den kullanıyor. Ya düşünsene bak. Patrondan rahatsız mısın? Rahatsızım. İşten rahatsız mısın? Rahatsızım. Onurum kırılıyor. Şerefim, haysiyetim ayaklar altına alınıyor. Başka yerde iş bulabilir misin? Çok rahat bulurum. Elimi sallasam ellisi. İşte şöyle böyle maaşından memnun değilim. E işten çık. Yok çıkmam. İşte durum bu. Artık ne düşünürseniz düşünün. Mustafa Kemal Danabaş kime mezar olacak göreceğiz diyor. Yani mezar işin içine geçince biraz e, ee, terakmaya başladım. Basketbol oynanan derbinin ardından konuşmuş. Biliyorsunuz orada da tokatladık 6 sıra her zamanki gibi. 103-83 mağlup ettik. Yani 103, 100 sayı barajı açılması çok ciddi bir şey. Avrupa'nın en büyüğü olarak buraya başımız dik geldik. Yine yüzlük yaptık. Başımız dik ayrılıyoruz. Bu takım her türlü övgü hak ediyor. cami arkamızda bizi sevenleri mutlu ettiğimiz için ayrıca mutluyuz. Daha yolumuz uzun. Hem ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde hem de FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde daha yapacak çok işimiz var. Allah yardım ederse inşallah bu sezon yine hem Türkiye'de hem de Avrupa'da zirvede bitireceğiz diyor. FIBA Avrupa Ligi'ni aldık. Avrupa Süper Kupası'nı aldık. Şimdiki hedef FIBA Avrupa Ligi'ni ikinci kez kazanan tek Türk takım olmak. İnşallah bunu başaracağız. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Bugüne kadar olan performanslarından dolayı takımımız, oyuncularımız, hocamızı ayrıca tebrik ediyorum. Onlar da işin bilincinde İnşallah bu işin sonunu getireceğiz diyor. Süper Kupa maçına ilişkin biz buraya geldik. Önce Ataköy mezar olacak dediler. Ataköy olmadı. Şimdi Riyad mezar olacak diyorlar. Kime mezar olacak göreceğiz inşallah. Kimseye mezar olmaz ama Fenerbahçe kazanır diyor. sağdı yolu bir şekilde. Şimdi İsmail Kartal'ın süper bir planı var. Süper kupaya özel süper plan. Hatta inanılmaz süper plan desem daha mantıklı olur. Şimdi ligde İstediğini alamayan İsmail Hoca. Ligde istediğini alamayan derken Galatasaray maçında istediğini alamayan. Yanlış anlaşılmasın. Ligde Galatasaray maçında istediği skoru alamayan İsmail Kartal. Cümlemi seçerek kullanayım. Çünkü yanlış anlaşılmaya müsait bir cümle. Ligde istediğini alamayan. Galatasaray'ın elinden almak için Süper Kupayı bir çalışma gerçekleştiriyor. A ve B planı hazırlamış durumda. 2 oyun şablonu belirlemiş. İsmail Kartal. Şimdi A planı Fred ve İsmail üzerine kurdu. Maçın ilk düdüğüyle birlikte bu ikili ön alan baskısı yapacak. Galatasaraylı oyuncular ataya zorlayacak. Kapacakları topları hücum hattıyla buluşturacak. Ben burada araya gireyim. Şimanski ne zaman iyi oynar biliyor musunuz? İkili mücadele sayısı yarıdan fazla olunca. Top çalma sayısı ya da top kapma pas arası sayısı totalde top kapma pas arası ee, totalde dördü geçince iyi oynar. Hocam ne alakası var? Şimanski on numara pozisyonda golü olacak, asist olacak, pas sayısı yüksek olacak ki. Hayır. Şimanski top çaldıkça, top kaptıkça, rakibe pres yapıp başarılı oldukça, ikili mücadele kazandıkça oyuna dört elle sarılıyor. Mesela ben de futbolda enteresan bir özelliğimi anlatayım size. Topum direkten döndükten sonra daha da hırslanıyorum. Garip. Mesela maç başladı. Kendi kalemin önündeyim. Topu biraz sürdüm vurdum çat girdi gol oldu. O beni çok hırslandırmaz. Hatta bir de kasılırım. Belki şımarırım da. Ama iki kişiyi çalmadım bir vurdum çat 90'dan döndü mesela direkten döndü. Bir hırslandırırım ki. İşte orada beni gazlayacaksın. Hadi hocam süper hocam. Süper ulan ne kaçtı be falan filan diyeceksin tamam. Gazlayacağım ben böyle çalışırım. Ya da attığım gol direğe çarpıp girecek. Vurdum plase vurdum fark etmez. Yavaş vurdum hızlı vurdum top direğe çaptı girdi. O beni gazlıyor. Hani bilmiyorum motive oluyorum mesela. Motivasyonu bu şekilde. Şimanski'nin motivasyonu da top çalmayla, top kapmayla, pas arası yapmayla ya da ikili mücadele kazanmayla. Fred, İsmail, Şimanski. Üçünün presi önemli. Ceko yaşlı, Tadiç yaşlı. Bunu kimse anlamıyor. İrfancanın yeterince pres gücü yok. Bunlar kapatıyorlar. Orta sahadakiler topluyorlar. Bizim A planımız her zaman bu. Ortadakiler topladıkça biz B planı neymiş? Bu plan sonuç vermezse B planı çift forvet diyor. İkinci yarının başında Batu Şua'yı oyuna alacak diyor. Vallahi ben şunu söyleyeyim. Derbiler her türlü skora sonucu açık maçlardır. İlk başta ben okuldaki öğretmen arkadaşlarla falan da görüştüm. Hepsi Banko Galatasaray favori. Şöyle favori böyle favori. Dedim ki maçın hakemi adil yönetirse maçın favorisi Fenerbahçe. Niye dediler çok bu kadar fanatik olma. Ya arkadaş Galatasaray korkmasa bu kadar ayak oyunu oynamaz. Üç gündür yaralı aslan bilmem gözlerine böyle şerit çekilmiş sanki başına bir namusuna ilgili bir şey gelmiş. Bir aslan görseli işte saçma sapan şeyler ya bu kadar ağlamayın arkadaş. Lan İbrahim Tatlıses keleş yedi hayatına sürdürüyor. Bu kadar ağlamayın. İki yerinde 3 yerinde kırık varmış. Yok canım iki yerinde de 72 yerinde kırık var. Tabii. bel fıtığı falan oluştu. L5, L6, L7 falan hasar oluştu tabi. Doktor bol bol 100 demiş. Yüzde bildiğin kadar 100 ikardi demiş. Aman ikardi 100 sen demiş. Yüzmezsen iyileşemezsin demiş. Tabi. Ondan sonra İkardi'nin Arjantin'deki görümcesinin eltisi kansere yakalanmış. Bunlar da meşhurdu bir ara. Tabii. Arjantin'de çok meşhurdur. Görümcesin, herkesin görümcesinin eltisi kansere yakalanır Arjantin'de. Sonra <laughs> bu yüzünü aldığı darbeden dolayı gözünün altının mor dolayı Arjantin'de bunların yaşadığı köydeki sular kesilmiş. Lan oğlum ne kadar acitasyoncusunuz ya. Bir hani aklıma şey geliyor saçma sapan bir şahsın çıkıp da millete hutbe verip ağlattığı geliyor. Ya bu ne kadar ağlama acitasyon olayı ya. Tövbe estağfurullah ya abi bir şey yapın. Bak ayak oyunları hat safhada ama ben anlıyorum Galatasaray'ı. Para yok. Maaş yok. Duba yok. Bir şey yok yani. Ya çek onu da çek. Çek 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 bunu da çek diyor ya. Yani iç karışıklıkların farkındayız. İkar diye ilah gibi tapıyorlar. Öbürlerini yerin dibine sokuyorlar. Siz bakmayın şimdi biz oynayacağız maçta diye. tetezaha Tete zaha falan PR'ına başlamışlar. Günahı kadar sevmiyorlar. Ne Kerem'i, ne Tat Tete'yi, ne Zaha'yı hiçbirini sevmiyorlar. Hepsi kazık diyorlar. Endombele'yi falan. İlk 11'de Endombele'yi görsün. Galatasaray taraftarı çıldırır, kafayı yer. Premier Lig'den ön libero halbuki bak. Premierlikten Lig'den ön libero. Fenerbahçe alsa oynatmasa yerin dibine sokarsınız. Ben onun, onun da bunun dışında değilim. Hakem gördüğünü çalarsa, çalarsa, gördüğünü çalarsa, top oynama niyetinde olursa, kendini yere atmalara sarı kart verirse, dakika çalmalara izin vermese Fenerbahçe farklı kazanır. 5 atar, 6 atar, 7 atar, 8 atar. Farklı kazanır. Bunun bilincinde. Okan Buruk da bunun bilincinde. Herkes bunun bilincinde. Tehlike anında camı kırınız Fatihlerin butonu da yok. Panathinaikos'a kaçtı, şey yaptı gitti. Yunanistan'a. O yüzden baktığın zaman abi Fenerbahçe'nin kazanmak dışında bir çaresi yok. Fenerbahçe kazanmak üzerine, oynamak üzerine bir plan kuruyor. Karşı taraf ayak oyunu. Nasıl kıvırabiliriz? Maç nasıl yarıda kalabilir? Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gereken kart yemeyecek. Bunlar Fenerbahçe futbolcu kırmızı yesin diye bir tarafını yırtacaklar. Tahrikler yapacaklar. Hakemi arkasını alacaklar. Abdülkadir'i çok iyi bilirim. Çok koyu Galatasaray'dır. Lisede arkadaşlarla Galatasaray Fenerbahçe yüzünden kavga etmiş. Galatasaray'ı din gibi savunan birisidir. Normal. Yani normal bunlar. Gençken gittiği evleri falan ee, biliyoruz biz. Yani tanımadığımız, bilmediğimiz insanlar değil. Yedi yemeklere kadar biliyoruz yani. Merak etme, herkes her şeyin, herkes her şeyin farkında, herkes her şeyi, herkesi tanıyor. Herkes herkesi biliyor. Ama ben şunu söylüyorum. İster Galatasaray Allah diye tapsın. İster Dursun Özbey'e tapsın ister Mehmet Büyükekçi'ye tapsın. Umurumda değil. İşini hakkıyla yapsın. Hani bir imam vardı e, İzmir'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Cuma hutbesine çıkmış demiş ya arkadaşlar ben namaz kıldırıyorum ama demiş. Ben ateistim demiş. Ama işimi profesyonelce yapıyorum demiş. Ya ben de Abdülkadir Bitiken'den ateizm bekliyorum. Ben ne ateist pardon adalet bekliyorum. Ateizmle alaka. Çık işini hakkıyla yap. Çoluğunuza çocuğunuza ekmek getiriyorsunuz. Bak. Allah bu dünyayı imtihan dünyası olarak gönderdi. bizim yani bizi imtihan için gönderdi. Yoksa anında kafamıza tokadı vursaydı hiçbirimiz günah işlemezdik. Düşünsene kulak hakkı yedek dört. Hemen şurada bir kızarıklık oluştu. Ya da Pinokyo gibi burnun uzadı. Kim cesaret ederdi? Bugün Fenerbahçe'nin inşallah kazanacağı bir maç olur. Hocam içine hissi bir şey doğuyor mu? Vallahi arkadaşlar hissi içime doğan Fenerbahçe'nin 2-1 kazanacağı şeklinde. Ha bana sorsanız Fenerbahçe gol yemez derim. Ama 2-1 Fenerbahçe'nin kazanacağı şeklinde içimde bir his var. Kazanalım da 1-0 olsun, 2-0 olsun fark etmez. Penaltılara da gidebilir, hiç sıkıntı değil ama kazanalım. Yeter ki kazanalım. İzlediğiniz için, videoyu beğendiğiniz için, kanala abone olduğunuz için teşekkürler. Arkadaşlar, kanala abone olun. Maç sonu canlı yayında yer alın. Fenerbahçe kazanırsa inşallah birçok arkadaşımız üyelik hediye eder. Hediye üyelik kazanırsınız. Transfer dönemine girdik. Duyumlardan falan erkenden haberdar olursunuz. Benden söylemesi. Bugün de mesela olabildiğince oynatma listesi falan açıp kanala destek olabilirsiniz. Katkılarınızdan dolayı teşekkürler. Görüşmek üzere.